karşılaşma. Acaba Matsuyama'nın durumu ciddi mi? Merak etme. Matsuyama böyle şeylerle vazgeçecek biri değildir. Aa evet, haklısın. Daha önce uzun süre birlikte oynamıştınız, değil mi? Hokkaido'da o kış aylarında Matsuyama'nın ne kadar dirençli olduğunu gördüm. Bir iki. Orada hiç ama hiç durmadan kar yağardı. Öyle ki çalışacağımız sahayı kürekle temizlemek zorunda kalırdık. O havada bile diğer takımlardan daha fazla çalışırdık. Furano'nun daha güçlü olması için. Matsuyama'nın o zor şartlarda nasıl çalıştığını bildiğimden... Burada basit şeyler yüzünden asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Bundan kesinlikle eminim. Çünkü Matsuyama buna inandı. Matsuyama, hemen toparlanırsan bir gol daha atabilirsin. Furano, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Göreyim sizi, hadi. Hadi Buster Furano, ben hep yanınızdayım. Hadi Buster. Biraz geri gidin. Hakem meyve savunmasından geri çekilmesini istedi. Unutmayın, adam adama savunma. Gol atmalarına sakın izin vermeyin. Tamam. Bu çok kötü. Çok tehlikeli bir yerden vuruş kullanacaklar. Huyuda, ne oluyor sana böyle, iyi misin? Huyuda. Endişelenme Takeshi. Beni bırak ve sadece savunmayı düşün. Ha? Tamam. Furano'nun 3 oyuncusu kaleye bakıyor. 3 oyuncu da aynı anda hareketlendi. Tutun onları! Pekala. Topu kaptan Matsuyama kullanıyor. Oyuncular kaleye yaklaşırken dağıldı. Matsuyama topu kime gönderecek? En gerideki Yasuda'ya paslıyor. Boş bırakmayın. Sıçrıyorlar. Karın içinde oynamaktan daha kolay. Ve Furano rekabeti kazanıyor. Olamaz. Bakamatsu sıçrıyor. Geriye doğru gönderiyor. Ha? Aferin sana. O da topa daha yakın ve kaleye doğru şut çekiyor. Kojiro. İnanamıyorum. Meyveden Kojiro Iga sıçrıyor ve topu uzaklaştırıyor. Iga. Ancak top Matsuyama'nın hemen önüne düştü. Şut çekemezsin. Acele et Matsuyama. Meyve zor durumda. Daha da hızla topa doğru koşuyor. Matsuyama topa yetişebilecek mi? Savana topa yetişemedi ve Matsuyama şut çekecek. Galici topa uzanıyor ama yakalayamadı. Top alanla buluşuyor ve gol oluyor. Oyun berabere. Kaptan Matsuyama nihayet bir gol buluyor. Bu harika değil mi Tokuma sen? Matsuyama. Huyuga baksana, dersini aldın işte. Furano takım çalışmasının karşılığını alıyor. Nihayet maçta beraberliği sağladılar. Başardık. Evet. Pekala arkadaşlar. Şimdi öne geçmemiz gerekiyor. Evet. Uyuka. Ha? Kojiro. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Meiva artık Furano'yla beraber. Furano, hadi bir gol daha atın, hadi. Şimdi de hızlı bir Meiva hücumu. Ama Furano savunmasını geçmek kolay değil. Top artık Furano takımının kontrolünde. Yeniden kısa paslaşmalara başladılar ve oyun kuruyorlar. Neden bu kadar dağınıklar? Furano'nun kullandığı taktikler onları şaşırtmış durumda dostum. Bu harika Misaki. Furano oyuncuları birbirlerine destek oluyor ve sürekli paslaşıyorlar. Hı hı. Evet,
Furano takımı işte böyle oynar. Bu takımda her oyuncu görevini hakkıyla yerine getiriyor. Beraberlikle yetinmeyin sakın. Hala zaman var. Bu maçı biz kazanmak zorundayız. Olamaz. Uyuga. Uyuga bugün hiç formda görünmüyor. Ama o kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Frano'nun saldırılarına karşı tek başına direnmeye çalışıyor. Bakamatsu, Hyuga geliyor, pas ver! Tamam. Ujiro yine topa yatarak müdahale ediyor. Ama hayır, top Frano'dan Nakagawa'ya geçti. Aferin, harika bir pastın Nakagawa. Frano takımı bugün harika oynuyor. Maç boyunca bir an bile duraklamadılar. Bu gerçekten çok güçlü bir takım. Elbette öyle. Onların gerçek gücü bu. Çünkü onlar diğer takımlardan daha ağır koşullarda çalışıyor. Hayatım, sakin ol. Tansiyonun yükselecek. Tamam. Frano yeni bir hücum geliştiriyor. Hadi Frano, saldırın. Frano oyuncuları kaleye çok yaklaştı. Meiba gerçekten zor durumda. Durdurun onları! Şut çekmelerine izin vermeyin. Frano oyuncusu topu pasladı. Top artık basıyor ama da. Acaba şut mu çekecek? Durdurun onu! Şut çekmesin! Önünü kapatın çabuk! Hayır! Pas çıkardı! Olamaz! Ve kaleye doğru bir şut! Meiba ceza sahası içinde 9 kusurlu hareketten birini yaptı. Frano takımı yeniden penaltı vuruşu kullanacak. Ne? Nasıl? Nasıl? Penaltı mı? Penaltı mı? Penaltı mı? İnanamıyorum. Penaltı mı? Evet. Kaleci hiçbir şey yapamaz. Şimdiden kazandığımızı düşünebiliriz. Evet. Maçın bitimine bir dakikadan az süre kala Frano bir penaltı vuruşu kazandı. Bu final maçı yolunda belirleyici bir fırsat olabilir. Bunu çok dikkatli kullanmalısınız. Meiba için yenilgi çok yakın. Turnuvadaki penaltı vuruşlarında gol oranı %90. Artık Meiba'nın bu durumdan çıkması gerçekten zor. Olamaz. Yarı finallerde kaybedeceğim. Hyuga Kojiro. Penaltı vuruşunu ilk yarıda kullandığı penaltıyı gole çeviren Frano kaptanı Hikari Matsuyama kullanacak. Bakalım golü yapabilecek mi? Buraya kadar geldikten sonra kaybedemem. Kaybedemem. Artık sadece sana bağlı kaptan. Kaptan! Kaptan, bu son fırsatımız. Bu penaltı vuruşunu hep birlikte kazandık arkadaşlar. Bu yüzden bu vuruşu bütün takım adına yapacağım Furano oyuncuları. Evet! Kojiro'nun hayalleri burada bitiyor. İyi mücadele etti ama artık sonucu değiştirmek için yapabileceği bir şey yok. Pekala. Hazırım. Vurmak üzere. Kintani gol yeme. Lütfen gol yeme. Durun. Kaleci değişikliği yapılacak. Ne? 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 Koleji mi değişecek? Koleji mi değişecek? Evet, koleji değişecekmiş. Neden koleji? Nasıl yani? Bilmiyorum. Wakashimazu. Wakashimazu, bu gerçekten sensin. Wakashimazu gelmiş.
Tam zamanında geldi işte. Neler oldu? Evet, çok garip. Kaleci değişecekmiş. Evet, kaleci değişecekmiş. Meyva bu çok önemli anda kaleci değişikliğine gidiyor. Peki acaba Wakashimazu ne yapabilir? Bunu penaltı vuruşundan sonra hep birlikte göreceğiz. Wakashimazu. Kaptan, topu yakalayıp sana paslayacağım. Bu daha iyi bir kaleciye benziyor doğrusu. Bu kaledeki çelimsiz çocuktan daha güçlü görünüyor. Sakın görünüşe aldanma. Bu turnuvada güçlü tek bir kaleci var, o da Wakabayashi. Kimse ondan daha iyi olamaz. Kaleci Wakashimazu yerini aldı ve hazır. Son anda ortaya çıkan bu çocuk da kim böyle? Bu kaleciyi ilk kez görüyorum. Kalede her kim olursa olsun gol atmalıyım. Yeni kaleci Wakashimazu herkesi tedirgin etti. Peki acaba bu önemli penaltıyı kurtarabilir mi? Frano'nun son anda gelen bu müthiş fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Bu penaltı bizi zafere götürebilir. Ama kaleci çok sakin görünüyor. Bu nasıl olur? Neler oluyor? Matsuyama hiçbir şey yapmıyor. Hikari, sakin ol. Karşında sadece bir kişi var. Kaptan! Wakashimazu. Acaba kalecinin kendine olan bu güveni nereden kaynaklanıyor? Sakin ol Matsuyama. Her kalecinin zayıf bir noktası vardır. Hem bu sıradan bir vuruş değil. Penaltı vuruşu. Matsuyama topa vurmak için koşuyor. Bu penaltıyı bütün takım birlikte kazandı. Bunu bacağım kırılsa bile gole çevirmeliyim. Ve şutunu çekiyor. Top bu köşeye doğru gidiyor. Görünüşe göre Wakashimazu şutun bir tarafa gideceğini anladı. Hızla topu uzanıyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Ve yakalıyor. Wakashimazu topu yakaladı. Harika. Güzel. Yaka. Yakala kaptan. Geliyor. Hayır, olamaz. Wakashimazu topu hemen paslıyor. Hyuga topu önüne aldı. Takip edin. Hyuga'yı takip edin. Hyuga kalan son enerjisiyle rakip kaleye doğru koşuyor. Hyuga koşuyor ve Furan oyuncuları onu takip ediyor. Sadece 30 saniye kaldı. Bu Meiba ve Furano arasındaki son çekişme denebilir. Çizgi geçip Brano yarı sahasına giriyor. Gerçekten çok hızlı. Gol. Bir gol atmalıyım. Hakem saatine bakıyor. Hadi koşun, mutlaka yetişmeliyiz. Maçtaki son anlar. Matsuyama. Savunma. Savunma yapın. Furano, Hyuga'yı sakın boş bırakmayın, sakın. Furano oyuncuları Hyuga'ya yaklaşıyor. Ama o artık kaleyi karşısına almış durumda. Tehlikeli verecek bir noktada. Hyuga, dikkatli ol arkandalar. Furano oyuncuları topa doğru uzanıyorlar. Gol atmalıyım. Şut çekeceğim. Evet, savunma Hyuga'yı yine durduramadı.
kala bir gol daha atmayı başarıyor. Ve maç hakemin düdüğüyle sona eriyor. Gerçekten çok farklı bir maç oldu. Skor 3-2. Sonunda Meyva Prano'yu yendi. Prano, Meyva karşısında bu maçı kıl payı ve beklenmedik şekilde kaybetti diyebiliriz. Maçın sonunda gelen penaltı atışıyla Prano kazanmış gibi görünüyordu. Ancak oyuna sonradan giren kaleci Vakachimatsu her şeyi değiştirdi. Sonrasında Hyuga güçlü şutuyla Prano'yu ezerek Meyva'yı zafere taşıyan golü attı. Ve gerçekten muhteşem bir maç izledik. Prano gerçekten kaybetti. Bu hiç adil değil. Çok iyi oynuyorlardı. Finalde Prano ile oynasak çok daha iyi olurdu. Öyle değil mi Tsubasa? Sen ne dersin? Ha, Tsubasa? Tsubasa! Ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. Bir daha aynı cümleyi kurabileceğimi sanmıyorum doğrusu. Arkadaşlar... İstihbarat köşesi! Kazandım. İşte sonunda kazandım. Hyuga. Kaptan amca. Kojiro. Hyuga iyi misin? Hyuga iyi misin Hyuga? Kaptan. Bir doktor çağırın. Acele edin. Çabuk olun. Çabuk. Kojiro'ya bir şey oldu. Ben bugün Hyuga'nın bir sağlık problemi olduğunu anlamıştım zaten. Peki nasıl o kadar iyi oynadı? Sahada bir canavar gibiydi. Ağlamayın arkadaşlar. Biz elimizden geleni yaptık. Pişmanlık duymamızı gerektirecek bir şey yok. Hokkaido'ya geri dönecek ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet! Hyuga. Merak etme. Biraz dinlenirsem iyileşirim. Hyuga. Bugün başarmak için nasıl mücadele ettiğini... ...ve ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bu defa kaybetmiş olabilirim. Ama seninle yine oynamak istiyorum. Hyuga Kojiro. Tebrikler. Harikaydınız. Çok iyi oynadınız. Gerçekten harikaydınız. Tebrikler Furano kaptanı. Matsuyama. Umarım siz başarırsınız. Sağ ol. Meyve oyuncuları çok mutlu görünüyor. Ama kaptan Hyuga'nın bazı sıkıntıları var. Takım arkadaşının yardımıyla yürüyor. Peki acaba bu haldeyken final maçında oynayabilecek mi? Bunu hep birlikte önümüzdeki maçlarda görebileceğiz. Kojiro Hyuga, sen harika bir oyuncusun. Umarım rahatsızlığın kısa sürede geçer. Çünkü finalde seninle karşılaşmak istiyorum.